Hilal Bahar Candan. Annesi çıktı ortaya biliyorsun. Hı hı. Annesi çıktı. Bu arada Ahmet Gün itirafçı olmuştu. Onun anlattıkları evet. Çok incir çekirdeğini dolduracak şeylerdi. O gün de söylemiştik. Yani belki olabilir, belki yapılabilir. Yerini adını söylesene be kardeşim demiştik bak. Ama şey daha iyi anlatmış. Yani öyle bir şeyler Zümrüt yapmış Hanım. Ki zaten belki enginlerin bile takip edemediği hikayeler var onun içinden. Bir de yani tabii arada yani milyar milyarlık paralar var yani. Çünkü her şeyden bir komisyon alma durumu var. Şimdi Nihal Bahar Candan kardeşler. Bir hafta oldu tutuklandı. O da neden diye bağırıyordu. Anneleri Umut Can'dan Show Haber'e konuştu. Kızlarının tabii ki suçsuz olduğunu söyledi. Yaptıkları her şey saf, abartılı ve aslında sahteydi anneye göre. Tabii annenin de gözü yaşlı. Bakalım bu çarpıcı ifadelere. Kaynar kazanı çıkarttılar. Instagram'da insan soytarlık yaptı diye bu kadar ağır bedeller ödememeli. Benim çocuklarım suçsuz. Onlar tertemiz. Onlar yani çok saf kalpli. Mağdur durumdaysa ailecek. Tutuklandılar. Adliye koridorunda hüngür hüngür ağladılar. Candan kardeşlerin annesi Show Haber'e konuştu. Kızları gibi gözyaşlarına boğuldu. Çocuklarım suçsuz dedi. Nihal ve Bahar Candan kardeşler bir haftadır cezaevindeler. Tabii bu süreçte anneleri Umut Hanım da çok zor bir süreç geçiriyor. Şimdi ilk kez süreçle alakalı Show Haber'e özel açıklamalarda bulunacak. Benim çocuklarım suçsuz. Onlar tertemiz. Onlar yani çok saf kalpli. Mağdur durumdaysa ailecek. Anneleri Umut Hanım gözleri yaşlı bir şekilde onların çıkmasını bekliyor. Kim iftira attıysa cezasını çekecek. Ama çok ağır bir imtihan. Allah çok şükür ailecek haram yemiyoruz. Umut Candan'a göre kızının sosyal medyada yaptığı her şey sahteydi. Instagram hani Bahar soytarlık yaptıkça tıklandı, yaptıkça tıklandı, tıklamasalardı Bahar Candan'ı onlar ortaya çıkardı ve linç ediyorlar şimdi. Bahar gerçek bile değil ya. Sahte, sahte para, sahte her şey sahte onun yani. Tıklamasalardı soytarlık yaptığında. Yani halk istedi o da devam etti. Kızı Nihal Candan'ın evli olduğunu da Show Haber ortaya çıkarmıştı. 4 aylık damadına övgü yağdırdı. Damadınızla ilgili ne söylersiniz? 4 dörtlük bir Türk erkeği suçsuz karısını da hani böyle ortada bırakacak asla bir adam değil. Biz bunları konuşuyorduk. Nasıl bir düğün yapsak, kır düğünümü yapsak damadımı çok seviyorum. Bahar Candan'ın ilginç konuşma tarzı da annesine göre dikkat çekmek içindi. Bazen abarttığı hani dikkat çekmek için, takipçi toplamak için zaten bunların hepsi bundan başımıza geliyor. Altyapıda öyle bir ses var zaten. Bütün arkadaşlarımın babalarının fabrikaları var. Benim babamın fabrikası yok. Koleje gitmeseydi benim çocuklarım da öyle yani düşkün olmayacaklardı. Etraflarında öyle uç zengin kişiler olmayacaktı. Markayı görmeyeceklerdi. Çocukken de kızım muz yemeyin derdim. Bağlı yemeğimizi. Biz öyle büyüttük bu çocukları. Candan kardeşlerin cezaevinden çıkmaları için sulh ceza hakimliğine itiraz edildi. Şimdi itiraz sonucu bekleniyor. İddianamenin hazırlanması minimum 3-4 ay civarında bir süreç alacaktır. Nihal ve Bahar Hanım birlikte kalıyorlar. Şu an televizyon ve buzdolapları geldi. Dilan Hanım'la birlikte de karşılaşmışlıkları söz konusu olmuş. Bildiğim kadarıyla bir konuşma durumu söz konusu olmamış. Annenin gözü yaşlı tabii ki anne üzgündür. Tabii ki anne belki hiçbir şeyden bilgisiz ve gerçekten de kızlarını hiçbir yere paralar geldikçe kızlar için. Bunlar bu paralar nereden geliyor demez mi? Ya hiçbir anne zaten çok azı evlatlarına işte bu şekilde konduramaz çok doğal olarak. Ya ama bir taraftan da bak soytarılık yaptıkça tıklanıyorlardı diyor yani. Kadın ne olduğunu da biliyor. Yıllardır tabii. Bu insanlar içimizde aramızda değil mi? Yani, halk sevdi ben ne yapayım diyor. Tıklandıkça o da daha çok yaptı diyor. Yani, o zaman suç halkta. Öyle mi? Ey halk siz bu kadar tıklamasaydınız kızlarımın yaptıklarını biz de bu kadar şaklabanlık yapmazdık ya, vesaire. Bunun, bir de şey diyor iftira atıldı vesaire herkes evet. Allah'ından bulacak elbette bulacak zaten şu an onun muhasebesi yapılıyor bir tarafta. Ya şimdi dünyada böyle gerçekten hani bu konuda çok abartan sosyal medyayı abartılı kullanan insanlar var. Bunlardan biri bir adam vardı yıllar önce takip ettiğim. Adam önceleri sadece dans ediyordu yanında eşiyle beraber. Baktı çok herhalde böyle tıklanıyor ya da vesaire. Bundan sonra daha da değişik şeyler koymadı. En
son yaptığını söyleyeyim. Helikopterle evinin bahçesine indi. Karısına arabalar, üzerine balonlar ama böyle dev dev şeyler. Yani bunun sonu yok anladığım kadarıyla. Bir de haklarında buna giren soruşturma var mı? Artık oraya Amerika'da bir yerde bakmak var mı lazım. Haklarında soruşturma var mı mesela suç örgütüne üye olmak ya da suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklama suçudan bir şey var mı? Yok işte bu kızlar yapmış bunu anladığımız o iddianame hazırlanıyor. Şimdi televizyonları ve buzdolabıları da varmış izliyorlardır muhtemelen olan biteni ama hani yıllarca lüks yaşamlarını gördük işte gözümüze soktular o pembiş pembiş halleriyle. Paralar ardından, ardından evet skandal açıklamaları vardı. Ya banka vardı. Hesabını nasıl gösteriyorsun? Çok affedersin erotiksel fotoğraflar da gördü. O zaman be anneciğim sen orada değil miydin? Yıllardır, 10 yıldır, 8 yıldır bu kızlar bunu yapıyor. Ya bu soytarılık siz ne yapıyorsunuz? Ama işte olmuyor çünkü paralar geliyor canlı peki, canlı keşke. Peki damat kısmına ne diyorsun? Damadımı çok seviyorum. Seviyormuş. Biz nasıl bir düğün yapacağımızı konuşuyorduk. Belki şey diyeyim. Hani arkasındadır mutlaka hani ortadan kayboldu gibi bir takım söylentiler değilmiş vardı demek. Biliyorsun ya bununla bak, ilgili. Kayınvalideyi tavladıysan zaten ne kadar güzel aileye de girmiş. Yani dolayısıyla hep beraber göreceğiz ama kimse tabii yavrusuna bunu yakıştıramaz. İki kişilik koğuşta beraber kalıyorlarmış anladığım kadarıyla. Yemekleri beğenmiyor olabilirler. Tabii bu kadar lüks bir hayattan yani şöyle bir konuşma tarzından gerçeklerle yüzleşmeleri zor oluyor bu insanlara. Tabii ki şimdi zaten gerçeklikten o kadar kopuklar ki o kadar başka bir dünya gezegenden sesleniyorlar ve orada bir yaşam yaşıyorlar ki ne konuşmaları normal bizim anladığımız türde ne yaşamları ne de bunu nasıl elde ettikleri kısmına zaten gelince arkada koskoca bir dağ var ki biz o dağın sadece ucundaki bir ışıktan bunları görüyoruz şu anda. Kim bilir ne olacak dendiği hikaye bu. Aynen. Anne üzgündür. Anne çocuklarına konduramamakta belki haklıdır. Ama sonuç itibariyle ortada böyle ama kızlarım, büyük siz ne yapıyorsunuz yazılmış bir diyecek var. Bir unsurdu anne ya da baba ya da çevresindekiler. Evet. Yani hani seçiler zandı diyor ya paralar geldikçe seçilcim seçilcim diyordu futbolcular paralar gittikçe dolandırıcı olduk diyor mesela. Ya onu hiç anlamıyorum. Mesela...